Herkese iyi yeni bir Sims 4 BBG BSC evinden merhabalar. Aklımda da düşünüyorum acaba BBG'yi besleyeceğim. Lan galiba BBG'ydi diye. Bu iki saniye içinde çok güzel bir giriş yaptığımı düşünüyorum. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü neden? Videoyu düzenlemek için çok uğraşmam gerekiyor. Çok arkadaşlar ne dediğimi bilmiyorum gerçekten. Bu bayram sonrası beni mahvetti ya. Artık neyse olduğu kadar. Tunan gördüğünüz gibi havalarda uçuyor. Tabii nişanlı olmak böyle bir şey işte. Sen orayı temizliyor musun? Wow. Kendi kendine karar verdi. Kendi kendine gitti yaptı. Ben hiç zorlamadım gördüğünüz gibi. Hatırlarsanız en son bölümde çok güzel şeyler olmuştu. Onlara devam edeceğiz bu bölüm. Yalnız Gökhan'ın işe gitmesi gerekiyor. Önce bir işe gitsin. Ay McPlugin'den çocuk işe gidememiş. Ayol. Yürü. Yürü. Talan işe gitmesi gerekmiyor muydu pardon? Yok iki saati vardı ama o hazır bekliyor yani. Enerjisi de düşük işin kötü tarafı. Sen birazcık böyle gidip hani iki kestirsen uyar gibi. Tunağına bakalım. Tunağının işi zaten gece biliyorsunuz. Birini Tunağından nefret etmesi gerekiyor. Bu da şu anda yoldan seçeceğim herhangi bir insan olacak. Mesela şu. Kim bu? Nancy Landgrab. Rude introduction. Go! Birinden kendimizden nefret ettirmemiz gerekiyor. Aa burada aslında evlendirebiliriz Tuna'nın artık. Pickpocket. Polis yok oyunda nasıl olsa ben bunu çalarım. Başka anne Lama'ydı diyelim. Pickpocket. Amma konuştunuz ya. Aa beceremedin mi? Salloh. İşte bu kadar birine kendini nefret ettim. Bu kadar. Nancy kazanırsa çok gülerim. Yürü Nancy. Yürü Nancy. Yürü Nancy. Hup hup hup. Tuna kazandı. Utanmıyorsun değil mi koskoca kadını dövmeye? Bir daha deneyelim bakalım. Bak yer. Evet biri bizden şu anda nefret ediyor. Of yani Nancy feci durumda. Sen git gücün sadece ona yetiyor değil mi Tuna? Aa, tamam yetti bu bana. Bu bana gerçekten yetti. Kendin de niye confident hissediyoruz Allah'ım ya Rabbim. 90 yaşında kadını gitmiş dönmüş kendini iyi hissediyor. Niye? Ay şu bir de plan a social event yapalım. Tuvaletten sonra hala kendini güvende hissediyorken. Güvende diyorum ya kendine güveniyor şeklinde. Wedding. Bakalım. Bride or groom. Zaten bunlar belli. Gelin ve damadımız var. Tabii ki household bir zahmet. Şöyle yapalım zaten. Ay bu kadar kişiyi mi tanıyoruz? Ay rezalet. Kim olsun? Carrie, Nicky Morris var. Nicky Morris bizim... Yok dördüğümüz değil. Tamam. Samet varmış. Samet'i yapalım. Jaden Shaver diye bir tip var. Onu yapalım. Musician biri var. Bilmiyorum artık kim o. Yapalım. Barda yapsak aslında olabilir ya. Ya da lounge'da yapalım. Hemen mi yapıyoruz? Abi ben ne bileyim eskiden Sims 3'te mesela şey yapabiliyorduk. Belirli bir saatte yapabiliyorduk. Ay şimdi bu kız adamın işe gitmesi gerekecek. Öf. Kızı bırakacak şeydi. Ay rezalet.
792 Simeon'un nasıl geri geldi benim? Biri terfi falan mı aldı biz yokken? Ha yok, herkes işten erken çıktı. Tamam, olur. Peki şimdi postlayalım öncelikle. Ana hikayemiz, ana olayımız evlenmek tabii ki. Onun dışında have drinks, seremoni yapacağımız bir alana ihtiyacımız var. Şöyle yapalım. Wedding şeysi. Bu neyle açılıyor? Peki. Wedding yasak çıkar mı acaba? Hayır. Wedding. Heh, şunları arıyorum. The Money Maker. Bu ne acaba? Bar. Tamam, güzel. Şunu şuraya koysam ben. Şurada insanlar hani yeseler falan. Onun dışında. Şunu şöyle koysam. Değil mi? Önüne de. Aa, para şeyim yokmuş ki benim. Aa, koy hepsini ya. Koy. Oy, bunu da koy. Ben de gidip en ucuzunu falan alıyorum. Ay, komiksiniz ya. Koy bunu da. Bunu da koy. Bak, tiki var. Oh yes. Şurada insanlar içkilerini içsin. Bu ne? Ne olduğunu bilmiyorum. Pek umurumda da olduğunu söyleyemeyeceğim. Şu anda başka bu ne? Ha, laraluyo. Bonsai var. Tövbe. Müzik. Müzik seti. Müzik. In audio. Heh. Şurada şöyle güzel bir şey koyalım. Hani orada arkada çalsın kendi kendine. Hadi kendi kendine mi çalar? Kim çalar? Onu bilemeyeceğim. Ama bizim için önemli olan şey chair. Şunlar iyi mi ya? Bu ne ya? Heh. Şundan al işte. Bak. Şöyle yanlış yere koydum tabii ben onları. İyi, benden organizatör olmazmış arkadaşlar. İşte burada bunları öğreniyoruz. Hayata dair şeyleri Sims'ten öğreneceksin. Şöyle yeter herhalde. Kaç kişiyiz biz? Bu pembe olsun. Bu mor olsun. Bu şey olsun. Allah'ım, renk. Ay, ise renk seçimlerine bak. Hepsi bu olsun bence. Çünkü Tuna'nın siyah sevdiğini biliyorum. Ama bugün şey... Güzel, özel bir gün, o yüzden artık mecburen bir beyazlık katmamız gerekecek yani olaya. Tamam. Tamamdır. Bakayım nasıl giyinmişiz biz, bu ne ya? Olaya bak. Pff, benim tipe bakın ne olur ya, bu ne ya? Herkes yalnız jilet gibi. Adama bak. Bir dakika. Şu adama, arkadaki adama bir dikkat etmenizi istiyorum. O adamdan korkacaksınız. Neyse. Evet. Şimdi aramızda en iyi kişi Gökhan olduğu için Gökhan Ten Bar şimdilik. Aa, adam varmış zaten ya. Tamam. Bize order drink. Love potion mı? Ne yapıyor bu? Özel bir olayı var mı? Neyse, make drink diyelim. Make drink de değil ya. Ay, bilemedim ne yapacağımı. Şöyle bir müzik açalım. Turn on. Klasik. Tabii ki klasik yani, düğün bu. Ne? Onu nereden buldun? O ne? Haa, cips falan. Adamcağız şey içiyor işte, cips falan yiyor orada. Ay, Beril uyuyakalmış, rast gördüm. Bu kim ya? John Hatch. Lady Monk da geldi ha. Lady Monk. Layla Monk. Layla. Hadi çocuğum, çok yavaşsın ya. Neyse, insanlar içiyor en azından. Bir de öyle düşünmek lazım. İç bakalım. Hakan bir şeyler içsin. Gökhan da olur, fark etmez. Hanginizi içerseniz artık. Bir tanesi
Oldu. Heh. Kumanda diyelim. Ooo burası olay buradaymış. Pampiler. Thank for coming. Geldiğin için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok sevinirsiniz. Tabii canım ne demek. Bedava içki olduğunu duyunca geldim zaten. Başka başka. Bir diyelim ki ne kadar güzel gözüküyorsun sevgilim. Seninle evlendiğim için çok mutlu ve huzurluyum. Zaten düğünler genelde şey oluyor arkadaşlar. Benim gördüğüm kadarıyla artık. Hani böyle düğünler pek evlenen kişilerle değil de hani böyle etrafındakileri memnun etmek için yapan bir şeymiş gibi geliyor bana o yüzden. Şu muhabbet kesen de karına bir gitsen. Böyle abuk su şeyler yapıyorsunuz ya hasta oluyorum. Neyse gidelim evlenelim hadi. Hadi bakalım. Come on chop chop. Arkadaşlar. Muhabbetin sırası mı ya? Parti geçiyor. Muhabbet geçiyor. Hadi bakalım. Belli gitmiş uyuyor orada. Allah seni ne yapsın ya. Çabuk yürü. Çabuk çabuk çabuk. Otur şuraya. Tunan ne yapıyor? Tunan nereye? Neslihan nereye gitti? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Yoksa? What? Ama nişanlım partiyi terk etti ben evi. Ha burada işte kız. Allah seni ne yapsın ya. Burada işte. Şaka mı yapıyorsun? Nereye ya? Ulan işe gidiyor adam ya. Sen sabır ver. Tuna'nın beynine bir şey oldu az önce. Bu küçük aradan dolayı özür diliyoruz. Hadi. Asıl olayı kaçırıyoruz ya. Ay Allah'ım ya. Haydi bir sürü insan bekliyor burada. Evlenin. Ay şaka gibisiniz yemin ederim ya. Yok artık yani. Niye? Niye yani? Niye olmuyor mesela? Haydi. Abi adam very uncomfortable oldu ya. Geldi çıldırma. Bu kadar zor olmamalı evlenmek arkadaşlar. Buraya o kadar plan yaptık değil mi? Heh. Galiba oluyor. Sanırım oluyor. Çok romantik. Uğraşlarıma değdi galiba. Kokuşmuş bir adam olsun. Kokuşmaların içinde evlendiğim zaman artık oldu kadar. Şu anda hayatım boyunca işte seni seveceğim, benim olacaksın falan diyor ama yani orada da kokuşmuş insanlar ama aşkından bahsediyor. Wow! Adam evleniyor ve uyuyor ya. Evlendiniz mi şimdi? Oldu mu?
Puma, Samsomog, Bungee. Hey, Tuga, Fumble. Oh. What? Yeah, Brob? Hey, Bruce. Gorsoy. Spouse, evet evlenmişiz. Yani o kadar saçma oldu ki ben anlayamadım bile yani. O kadar bug oldu ki Allah Allah. Neyse bitsin de bari şu işkence. Evet ve böylece gümüş madalya kazanmış olduk. Bir şey vardı demin gördüğümüz yerlerde. Şu Feminine Inventory mi attı yoksa yenisini alabilecek miyiz bilemedim de. Şuradaydı o zaten. Wedding gezince çıkmıştı demin, onu da gösterelim. Bir şey açıldı deminkilerden, demin açamadığım şeylerden. Böylece madalya aldıkça eşya açılabildiğini de biliyoruz. Evet. Dolayısıyla artık eve gidebiliriz. Burada evlendik. Nesta bizim eve gelmedi. Niye? Hadi bakalım. Gı gı gı. Parti bittiğine göre herkes eve gidebilir. Çocuğum eve gitsene yerlerde sürüneceğine. Hayatımda böyle dandik bir düğün görmemiştim. Yani çok özür dilerim ama hakikaten hak ettiniz. En çok Talha eğlendi. Herkesin enerji sıfır. Evin içine Neslihan geldi mi gelmedi mi ben bilmiyorum. Bunlar evlendi yani evli gözüküyorlar. Ama sanırım ayrı ayrı evlerde yaşayacaklar. Yani bilemiyorum. Artık kafamda bir sürü soru var şu anda. Açıklayamadığım. Kısmet. Kısmet diyelim. Bakalım. Arkadaşlar adam evli bizim aileye gelmedi yav. Tunahan evli. Ama Neslihan yok. Anlayamıyorum. Evi mi beğenmedi? Ayrı eve mi çıkmak istiyordu? Biz mi bilemedik? Herkes yamulmuş. Allah Allah. Neyse bir Tunan bir üzerine uyunur bunun yani. Bir uyunur. Just married evet. Neslihan? Peki abi olur yani. Bana uyar. Neyse. Bunu artık bir sonraki bölümde çözeriz. Bakalım böyle değişik bir düğün tecrübesi yaşamış olduk böylece. O yüzden bir sonraki... Hatta Gökhan şu anda zaten işe geç kalıyor. Bir sonraki Sims 4 bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.